Cümleten selamu aleyküm arkadaşlar. Ben Yunus Emre. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Şu an anonstayım. Bir arkadaşım vardı. Onlar tamir işleriyle uğraşıyorlar. Bisiklet, motor, alım satım. Fatih ve Güven Motor. Şu an ben satış kısmındayım. Burada bir sürü motor var arkadaşlar. Yalnız şunu söyleyeyim, şu ATV. Hayatımda ben bu kadar büyük ATV görmedim ya. Ne kadar büyük ya. Arkadaşlar çok büyük bu. Şu Küba'ymış arkadaşlar. Bu da bayağı büyük. Yalnız acayip büyükler ya. Şunların büyüklüklerini arkadaşlar. Şunun markasını okuyamadım. Yazmıyor. Ama şu Küba'ymış arkadaşlar. Vitesli. Gördüğünüz gibi ileri geri vitesleri var. Küba'nın arkadaşlar. Şöyle uzaklaşayım. Yine arkadaşlar şu tarafa geldiğimiz zaman burada da arkadaşlar bunlar 4x4 yazıyor üstünde. 4x4 olarak geçiyor herhalde. Yani acayip büyükler ya Küba. Gördüğünüz gibi 4x4 TR5 yazıyor. Buradan vitesli arkadaşlar. Yalnız bayağı büyükler ya. Yani bu arada büyük ATV olduğunu bilmiyordum ya. ATV'ler çok büyük. Burada arkadaşlar Kanuni var. Motosiklet. Yine gördüğünüz gibi. Kilometre sayacında 80 yazıyor. En fazla yaptığı. Bu da Yuki arkadaşlar. Böyle kasalı. Arkasında kasa var. Bu da böyle bu şekilde motor. Hani gerçekten şu ATV'leri görünce ben bu acayip büyükler ya. Çok güzeller. Arkadaşlar şunun fiyatını sordum. Arkadaşıma. 70 bin lira dedi. Şu ATV'nin fiyatı 70 bin liraymış. Bu da Küba var işte. Kırmızı. Burada da arkadaşlar yine burada da farklı bir markanın var. Blazer X-50 yazıyor. Bu da motosiklet. Bunun da kilometresi arkadaşlar 80 yazıyor. Bunlar herhalde otomatik vites. Bildiğim kadarıyla. Bu da elektrikli bisiklet arkadaşlar. Mario yazıyor. Arkadaşlar şu ATV de büyük ama ötekinden kadar değil. Bunlar orta büyüklükte. Aurora'nın ATV'siymiş. Bunlar arkadaşlar. Aurora Hunter 300 yazıyor. Onun yanına geldiğimiz zaman burada da Kanuni'nin var arkadaşlar. Bu biraz daha küçük. Ötekinden. Rengi falan hoşuma gitti bunun. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle üst tarafa çevirdim. Burada bisikletler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Rengarenk kalın lastikli bisikletleri var. Birazdan bisikletini söyleyeyim. Çok kalın arkadaşlar onu. Burada da yine Kanuni'nin yüzlük motosikletleri var. Yüzlük, 125'lik. Falcon'un var arkadaşlar. Her markadan var. Tanıdık, bilindik. Bütün markalardan var arkadaşlar. Küba, Falcon, Kanuni. Arkadaşlar şu bisiklete bakın. Böyle lastiği büyük bisiklete ben ilk defa görüyorum ya. Daha önce hiç görmedim. Lastikleri kocaman ya. Carraro diye bir markanın arkadaşlar. Bisiklet. Gerçekten lastikleri kocaman. Bayağı büyük. Sağlam görünüyor. Şöyle burada lambası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Carraro'nun büyük lastikli bisikletleri.
Nisan'ım var arkadaşlar. Nisan. Onun yanında burada yine motosikletler var. Küba'nın 125'lik motosikletleri var arkadaşlar. Yüzlük motosikletler var. Şöyle gördüğünüz gibi. Buraya geldiğimiz zaman Falcon bu. Şurada Yuki var arkadaşlar. Bu da Yuki. Biraz daha büyüğü var burada. Bu sanırım yazı okuyamadım ama ne tarafta? 250'lik herhalde ya. Zannedersin bu. Yazmıyor. Bayağı sıkışık koymuşlar. Motorlar sıkışık birbirine. Bu da biraz daha büyüğü arkadaşlar. Yuki'nin yine. Bunun gövdesi biraz daha kalın. Benzin deposu daha geniş. Daha fazla benzin alır. Yakıt. Onun yanında arkadaşlar burada da Effie diye bir motor markası var. Şöyle göstereyim. Bunların üstü örtülmüş arkadaşlar. Şurada arkadaşlardan dersem elektrikli bisiklet. Şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar kasklar var. Kasklar. Aksesuarlar var. Motor aksesuarları. Her renkten, her büyüklükte. Her motora uygun. Sonra burada lastikler var arkadaşlar. Burada da yine bir tane bisikletimiz var gördüğünüz gibi. Bunun markası neymiş? Kato yazıyor üstünde. Bu da arkadaşlar dağ motoru. Bayağı büyük. 250'likmiş arkadaşlar. PKS yazıyor. Sayaca bakalım. Sayaç otomatik arkadaşlar. Yani ne kadar basarsam o kadar gösteriyor. Burada benzin göstergesi var. Gördüğünüz gibi. Şöyle ön taraftan göstereyim arkadaşlar. Dağ motorunu. Şöyle şu şekilde gösterelim. Şurada lastikler var arkadaşlar. Yine. Burada motor kıyafetleri var. Montlar. Şöyle şu şekilde gösterelim. Arkadaşlar. Dağ motoru. 250'lik. Dağ motoru. Arkadaşlar şu tarafa geldiğimiz zaman burada da bir tane dağ motoru var. Bu 200'lükmüş. Tuz yazıyor. Markası. Tuzmuş. Yanında da bir tane küçük motor var. Yuki. Yalnız bu hoşuma gitti. Rengi güzel bunun ya. Çok güzelmiş rengi. Burada da arkadaşlar bir tane küçük motor varmış. Şöyle göstereyim. Üstte de motorların arkasında kasalar var arkadaşlar. Eşya koyabilecek. Genellikle kuryelerde olur bunlar. Burada da küçük bir çocuk motoru var. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Burada yine kasalar var. Böyle şöyle şöyle göstereyim. Burada motor üstüne bindiğiniz zaman soğuk havalarda giyebileceğiniz montlar da satılıyor. Şöyle göstereyim kalabalığı. Arkadaşlar. Burada yine scooter tipli motorlar var. Bunu Rossi RS'ymiş motor arkadaşlar. Motor 300 yazıyor. Bunun yanında burada yine scooter tipli motorlar var. Yuki'nin, Casper'ın. Ondan sonra burada biraz 70'leri 80'leri andırıyor. Şu motor. Burada yine Visa 125'miş arkadaşlar. Otomatik vites. Misal'i şöyle göstereyim. Bu otomatik vites arkadaşlar. Burada da Küba'nın var yine. Mondial var arkadaşlar. Bütün markalardan var arkadaşlar. Hemen hemen. Hatta benim bilmediğim markalar bile var yani. Bu da yine Küba'nın yüzlük motorlarından. Vitesli. Arkadaşlar. Burada sepetli bisiklet. Küçükmüş bu bisiklet. Burada arkadaşlar yine motorlar var. Bu da arkadaşlar Küba'nın TK03 Sport. Sport tarzında. Sport motor. Göstergeler şu şekilde. Bu da 80 km yazıyor. Arkadaşlar hepsinin göstergelerini göstermiyorum. Bazıları dijital. Yani siz ne kadar basarsanız o kadar gösterir. Dijital olduğu için. Şurada yine bisiklet var arkadaşlar. Dayton yazıyor. Dayton 930. Şöyle bakalım dişlerine. Garanti belgesi yazıyor. Ondan sonra kaç vitesmiş?
24 vites arkadaşlar. Yanlış değilsem 24 vites herhalde. Yazmıyor ama üstünde. Ama şimdi arkadaşlar şu şeyler gerçekten çok hoşuma gitti ya. Bunlar ne kadar büyük ya. Bunlara bakar mısınız arkadaşlar? Gözümü alamadım gerçekten bunlardan. Epey büyük ya. Yani şöyle arkasına doğru geçmeye çalışayım. Arkadaşlar bayağı böyle bir şey olamaz ya. Yani traktörün ramorkuna taksanız arkaya çeker gider vallahi, o kadar yani heybetli görünüyor. Güçlü görünüyor. Yalnız bayağı sağlam. Şu maşallah. Terra'nın 580 yazıyor arkadaşlar. Terra 4x4 ATV'miş bu. TR5. Gerçekten Fatih Güven motoru arkadaşlar. Avanos'ta. Gelirseniz inceleyebilirsiniz bunları. Bu şekilde arkadaşlar. Tavanda da bisikletler var böyle. Şurada yine alın tekerli bir bisiklet var arkadaşlar. Şu an Ultra Steri modda çektiğim için yakınlaştırma yapmıyor. Titreşim olmasın diye Ultra Steri modda çekiyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde gösterebilirim ancak. Böyle. Böyle. Abi şunlar ne kadar büyük ya. 700 abi. Bayağı büyükmüş ya. Arkadaşlar Küba'nın bu da, yine bu da büyük. Ötekine baş ama bu biraz ötekinlerden küçük kalıyor. Burada fites kolu var arkadaşlar bunun. İleri geri boş. DHNR. Hemen biliyorsunuz. Burada arkadaşlar bir tane bisiklet var yine. Aslı. Şunun arkasına geçebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan daha net göstereyim arkadaşlar. Şu ATV'nin, Küba'nın arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir şey. Burada arkadaşlar göstergesi, bakın dijital kilometre göstergesi. Onun yanında burada düdük. Bundan sonra lambalar. Lambaları kontrol edebiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar aynalar var. Böyle şu şekilde. Burada benzin deposu var arkadaşlar. Kontağın olduğu yerde. Burada yine lambalar var. Kontrol tutuyorum. Şu da vites arkadaşlar. Arkadaşlar şu tarafa geçemedim. Şuradan göstereyim şöyle. Şunu kapatmış abi. Yani arkadaşlar harika. Müthiş bir şey ya. Evet arkadaşlar, Fatih ve Güven motor, Avanos. Arkadaşlar anladığım kadarıyla dilim döndüğünce, bilgim olduğu kadar aktarmaya çalıştım. Umarım güzel bir video olmuştur. Arkadaşlar sizden ricam, videoyu sonuna kadar izleyin. Ve bu videoyu yayabildiğiniz kadar yayın arkadaşlar. Paylaşın arkadaşlarınızla lütfen. Desteğe ihtiyacım var arkadaşlar. Siz ne kadar paylaşım yaparsanız o kadar çabuk kanal büyür. Ben de o kadar kaliteli içerikler üretirim arkadaşlar. Umarım iyi bir video olmuştur. Bu videoyu ben teknolojik ürünler ve kutu açılışları listeme kaydedeceğim. Oradan bakarsınız arkadaşlar. Zaten normal kanal sayfasında da olur. Videoyu beğenin arkadaşlar. Yorum yapın. Yapabildiğiniz kadar yorum yapın. Ve arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Fasları göstereyim. Şöyle dağ motorundan. Dağ motorunu göstererek veda edelim arkadaşlar. Şöyle. Thank you.
bakın. Güzel bir motor var. Burada. Burada da arkadaşlar motorların yine aksesuarları var. Onları da son kez göstereyim şöyle. Bisiklet çantası, vizörlü çanta, sela altı çanta, gezi çantası arkadaşlar. Şöyle şu şekilde göstereyim. Fatih ve Güven motoru arkadaşlar. Avanos. Lastikleri de göstereyim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Burada da arkadaşlar spreyler var. Aldın mı sen bundan? Niye? Bakım ve temizlik için kullanılıyor. Evet arkadaşlar. Motorlarımız bu şekilde. Evet. Yalnız ben dönüp dolaşıp şu ATV'lere geliyorum ya. Çok hoşuma gittiler çünkü. Evet arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.